etmiş olayım. İki sıkılmış yumruk arasında kalan vatandaşlar mı sandığa gitmedi? Şimdi Meral Akşener'in haklı olup olmadığını benim değerlendirmeme gerek yok. Çünkü dün akşam itibarıyla zaten yurttaş İyi Parti'nin son dönemde izlediği politikalara yönelik reaksiyonunu göstermiştir. Yani özetle söylemek gerekirse İstanbul'a koydukları Burak Avuncu ilk 5 arasına girememiştir. Aldığı oy galiba %1'in altında, %0,68 falan civarında bir oy aldı. Demek ki Ekrem İmamoğlu'nu kaybettirmeye çalışan İyi Parti ve onun İstanbul'a memur ettiği, aday ettiği Burak Avuncu politikası İstanbul'da tutmadı. Peki 2019'da İyi Parti'ye bırakılmak için Ahmet Akın'ın geri çekildiği Balıkesir'e, Ahmet Akın konulduktan sonra Turan Çömez'i koymak ve Turan Çömez'in de bence kastını çok aşan açıklamalarla, en azından bu kadarını söyleyeyim, daha fazlası tabii ki söylenebilir ama CHP'yi ve Ahmet Akın'ı çok ağır eleştirdiği bir ortamda çok küçük bir oy alarak Ahmet Akın'ın seçilmesini engelleyememesi gibi bir durum gerçekleşmedi mi? Şimdi Turan Çömez diyebilir ki bu nasıl cümle? Ahmet Akın'ın seçilmesini engellemek için mi ortaya çıktık? Evet, onun için ortaya çıktınız. Çünkü alabileceğiniz oy zaten en fazla %6 idi. Eğer o %6'yı alabilseydiniz Ahmet Akın seçilemiyordu. Bunun için gayret ettiniz. Ve Ahmet Akın sizi önemli ölçüde aşağıya çekerek yeniden seçildi. Benzer bir şey Bursa'da olmadı mı? Benzer bir şey Ankara'da olmadı mı? Ankara'daki adayınız her türlü açıklamayı yaptı. Kaldı ki tanıdığımız bir insandır vesaire vesaire. Bütün bu çerçeveden sonra benim Meral Akşener'i, İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı'nı herhangi bir şekilde eleştirmeyi gerekli bile görmüyorum. Çünkü seçmen bu politikaların karşılığını vermiştir ve kendi hesaplaşmalarını kendilerinin düzenleyecekleri olağanüstü kurultayda yapacaklardır. Ben bundan sonrası için şunu söyleyeceğim. İyi Parti AKP'nin uyguladığı politikalara karşı çıkan laik, demokrat, milliyetçi muhafazakarlardan oluşan bir siyasal partiydi. Ve bu siyasal partinin yönü son seçimlerde AKP'yi destekler bir pozisyona düşmüştü. Bir zamanlar %11, %12 oy alan İyi Parti'nin nerelere kadar gerilediğini gördük. Bundan sonra partilerine kendi kurultaylarında verecekleri yönle yeni bir çehre kazandırabilirler. Bu politikalar tutabilir, tutmayabilir. Kendimi buralarda konuşmaya şey görmem, yetkili görmem. Başka bir siyasal parti. Biz başka siyasal partilerin tamamına saygılıyız. Ama saygı çerçevesi içerisinde konuşulması gerektiği, siyasetçilerin birbirine laf yetiştirir bir pozisyona düşmemesi gerektiğini konuşuyoruz, söylüyoruz. Yani Meral Hanım'ın hem Ekrem Bey'e hem Mansur Bey'e yönelik sözlerinin ben İyi Parti tabanı tarafından da beğenildiğini düşünmüyorum. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na sen ev kölesisin demek hani hangi vicdana sahibidir? Evet, Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden şey gösteriliyor, aday gösteriliyor. Cumhuriyet Halk Partili davranmaksından daha doğal ne olabilir? Yani ne demeye çalışıyorsunuz? Ev kölesi diyerek ne demeye çalışıyorsunuz? Bunlar gerçekten artık siyasetten uzaklaşması gereken dil. Erdoğan'ın dilinden vatandaş bıktı. Erdoğan'ın dilini ikame edecek, yedekleyecek yeni dillere ihtiyacımız yok. Bizim sevgi diline, barış diline, dayanışma diline, makule, rasyonaliteye ihtiyacımız var. Sorunları çözebilecek yaklaşıma ihtiyacımız var. Siyaset sahnesine çıkmak istiyorsanız kendi yapacaklarınızla yurttaşın güvenini alacaksınız. Yoksa bir başkasını kötüleyerek, bir başkasını hakaret ederek gidilebilecek bir yol Türkiye'de bence kalmadı artık. Çünkü yeni bir siyaset anlayışı eskiyi tasfiye ederek yürüyor. Bir zamanlar şunu söylüyorduk. Eski gidiyor, yerine neyin geleceği belli değil. Evet, artık yerine neyin geleceği de belli. Bu yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi anlamına gelmez. Bu uygar dili kullanan, bu yurttaş sorununu çözmeye odaklanan, bu en zor durumdaki insanın yanında olan, çıkar çevrelerinin sözcüsü niteliğine kendini düşürmeyen, yolsuzluktan ve her türlü adaletsizlikten beslenmeyen, bunları araçsallaştırmayan
Bir iktidar yapısı arıyor memleket. Ben bu iktidar yapısının yerelde olduğu gibi genelde de kısa süre içerisinde Türkiye'nin önüne bir güneş gibi doğacağından hiç şüphem yoktur. Bunu ifade etmekle yetineyim. Sayın Günaydın, son sorum aslında haritaya baktığımda o kadar çok soru sorabilirim ki C ekranımız, L ekranımız ya da var. Oradaki detaylar, ilçeler, Adıyaman'ı, Hatay'ı birçok konuyu konuşmak isterim ama önemli siyasi mesajlar var. 1 Nisan sonrasında siyasete yönelik hamleler var. Bununla ilgili dün akşam Meral Danış Beştaş özellikle İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın. Aldığı bu oylar onun değil, bizim seçmenimiz oraya oy verdi. Neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi. Kürt seçmenle bir şekilde mevcut süreçte rakibinden çok daha iyi bir bağ kurduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası özellikle Afyonkarahisar'da Burcu Hanım'ın zaferiyle de sonuçlandı ama Burcu Hanım'a yönelik de çok sert bir ifade kullanmıştı. Özellikle DEM Partililere yönelik söylediği DEM Partililer giremez diye ifade etmişti ve hemen ardından İmamoğlu şu ifadeyi kullandı. Dedi ki ya kendisine başka bir parti bulacak ya da başka bir iş bulacak dedi. Sanırım bağlantımız tekrar gitti. Tam da önemli olan kısımda eğer bağlanabilirsek rica ediyorum bir kez daha deneyelim, bu soruyu almak istiyorum. Şimdi bu önemli ve özellikle İmamoğlu'nun Kürtçe bilmemesinin, en azından birkaç cümle bilmemesinin bununla ilgili bir öz eleştiri yapmıştı. İşte bu bağlamda benim bir sorum olacak ve yönlendireceğim Gökhan Bey'e. Gökhan Bey, Kürt seçmenle bağı kuvvetlenmiş bir İmamoğlu karşımızda. Ama Meral Danış Beştaş'ın ifadesi de var. Meral Danış Beştaş emanet oy vurgusu da aynı zamanda yapıyor anladığım kadarıyla benim. Emanet midir yoksa gerçek anlamda 2019'da emanetti, bir deneyelim denildi ama bu seçimde Ekrem İmamoğlu'nun samimiyetine inandı mı yoksa Meral Akşener'in dediği gibi AK Parti'ye tepki oylarıydı? Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun en yakın rakibine attığı fark henüz kesinleşmemekle beraber %12 civarında yanılmıyorsam. Meseleye biraz böyle bakalım. Eğer Meral Hanım'ın mantığı açısından yaklaşacaksa, Türkiye'de, İstanbul'da diğer siyasal partilerin hangi oyu aldıkları belli. Yani Ekrem İmamoğlu yurttaştan herhangi bir siyasal parti dolayımlanması ile oy almıyor. Ekrem İmamoğlu yurttaşa diyor ki, sen memleketin neresinden gelmiş olursan ol, etnik kökenin ne olursa olsun, hangi siyasal partiye geçmişte bağın varsa olsun, ben sana çağdaş bir İstanbul'da refah içerisinde ve barış içerisinde yaşamayı kendin gibi olarak, ötekileştirilmeden, ayrıştırılmadan yaşamayı vaat ediyorum. Bunun için de gerekli kurumsal yapıyı kuracağım. Kürtsen ayrım görmeyeceksin.